var. Baraka yeniden yatırmışlar. Sevgili seyirciler, şu anda Kaz Dağları'nın Hanlar Mevki'nden Halkum arasındaki bir kurşun madenindeyiz. Hangi firma demiştik? Forex firmasının çalıştırdığı, madenciliğin çalıştırdığı bir galerideyiz. Bu galerinin adı ne? Hangi bölge galeri oluyor? Çatalak. Mustafa neydi? Mustafa Orhan. Mustafa Orhan. Çatalak dediniz değil mi? Bu madende kaybettiğiniz arkadaş burada mı? Rahmetli olmuş. Kaç gün oldu? 2 hafta falan oldu. 1 Aralık'ta oldu. Bu madende oldu. Peki sebep nedir Mustafa burada şimdi arkadaşım? Neden? Buradaki sebep kaza değil, ihmal karsızlık. Buradaki çalışma sisteminde bizim hiçbir önlem alınamaz. Yapılamaz, takimat yapılamaz. Takimat yok. Takimat yok. Yani bunlar, çalışma yani sisteminde... Olan takimat da böyle mi? Bunlar sadece ocak girişindeki takimatlar. Ama kaç metre falan bu gidiyor içeri? 700 metre falan gidiyor. Bu ya, sadece ana galeri. Ana galeri. Evet. Ondan sonra peki madeni, kurşun madeni nasıl çıkarıyorsunuz Mustafa? Sen bu madende çalışıyorsun. Kaç yıldan beri çalışıyorsun? 2010'dan beri bu yıl madende çalışıyorum. 2010'dan beri. Evet. Nasıl çıkarıyorsunuz kurşun madenini? Bir anlatırsanız bizden az önce madeni biz dinamit ve patlayıcı kullanarak deliğin lağımını vurup patlatarak çıkartıyoruz. Çalıştığı bölgede de sıkıntılı bir bölge. Çürük zemin. Bizim bu kil yani dediğimiz maden içinde dinamit patlatarak çıkarıyorsunuz. Evet, yani böyle kazarak değil yani. Kazarak değil, patlatarak. Peki bu tehlikeli bir şey değil mi? Bu sistemde tehlikeli. Peki başka çıkarma sistemi var mı? Başka sistemleri var. Neyle nasıl çıkarmış? Mesela dolgu sistemde alabiliriz. Daha farklı sistemler. Yani dinamitle çıkarmak daha mı ucuza mal oluyor? Dinamitle çıkarmak yani diğer sistemlerde de dinamit patlatmak zorundayız. Evet. Yani muhakkak dinamit patlatmak zorundasınız ama burada yaptığınız sistemde tehlikeli olabiliyor. Tehlikeli daha bir farklı olabilir. Olduğu zaman maliyeti artıyor o zaman çıkartmanın, benim anladığım. Evet. Değil mi arkadaşlar? Ben öyle anladım. Evet. Evet. Şimdi buradan bir su akıyor. Bu su da çok bulanık. Evet. Maden içinden geliyor. Nedir bu su? Burada bir su kanalım var, su yatağım var. Nedir burası? İşte toplanan sular. Yer altında toplanan su. Neden bulanık akıyor? Kaynak su bizim. Benim bildiğim kaynak su. Dolayı bu şekilde akıyor. Berrak akar. Çalışma sistemi. Evet. Yani maden kirliliği mi var şu anda burada? Dinamit. Patlayıcıların, içerideki nakliyeci çalışan kepçelerin, şeylerin. Güç mü aldı? Bunu da bulmamız lazım. Yani bu su bize doğaya, tabiata gidiyor değil mi? Bunun içinde peki kimyasal bulunuyor mu? Kimyasal dediğimiz yani traktörlerin, işte patlayıcının içindeki kimyasallar. Traktörün mazotudur, yağdır, her şeyi bunun içine atıyor. Egzoz, dumanları, şeyleri. Kurşun tozu var. Kurşun tozu zararlı değil mi çevreye? Dinamit dumanı var. Dinamit dumanı var, o da kötü. Sendikaya bağlı olmadığınız için hiçbir resmiyetiniz yok. Evet. Sadece işletmeye karşı direniyorsunuz. Bunu net bildirin yani. Aynen. Maaşlarınızı söyleyin. Çalışma şeyinizi söyleyin. Kayıt. Evet Mustafa. Şimdi madenin önündeyiz. Sizle beraber çalışan arkadaşlarınız da var burada. Evet. Nedir bu madendeki sıkıntı? Ne? Arkadaşınızı nasıl kaybettiniz? Sağlıklı mı çalışıyorsunuz? Doğaya zarar mı veriyorsunuz? Sendikal haklarınız var mı? Sendikal haklarınıza dayalı mı greve gidiyorsunuz? Yoksa hakkınız yokken bir işletmeye karşı bir direnişe mi geçtiniz? Maaşlarınız nasıl? Çalışma ortamlarınız nasıl? Bunları bize anlatırsanız biz de sizlere yardımcı olmaya çalışalım haber açısından. Şimdi bizim arkadaşımı kaybetmemizin sebebi hiçbir can güvenliğimiz yok.
anlamaz çalıştığımız sistemde. Burada ihmalkarsızlık var. Kaza değil bu. İhmalkarsızlık var. Çalıştığımız sistem, biz zaten denetlemeciler geliyor. Denetlemeye geliniyor. Ocağın nasıl denetliyorlar içine, peki? Ocağın ağzından bakıp gidilip denetleniyor. O şekilde denetleme. Yani ocağın buradan içinde, galeriye girmiyor mu denetleme? Çalışılan yerlere girmiyor. İçeri kazanın, girmek yok abi. O tek tek girmiyor. Arkadaşlar, tek tek. Evet. Kazanın olduğu gün, kaza 6 çeyrekte oluyor. Saat o gün 5'te, akşamüstü 5'te denetlemeciler vardı burada. Peki çalışıyor muydunuz o gün? Tabii çalışıyordu. E peki su bulanık akıyordu da denetleyiciler görmedi mi? O su bulanık akmıyordu o gün. Neden akmıyordu? Biz o suyu o gün yani bir gün öncesinden işi durdurdular. Su bulanık akmasın diye. Yani gelen denetleyicileri kandırdılar yani. Aynen, bu şekilde göstermek için. Bizim suyumuz temiz akıyor. Hiçbir çevreye bir zararımız yoktur. Bu şekilde işi bıraktık biz bir gün önceden suyu bulandırmamak için. Peki sözleşmeli mi çalışıyorsunuz? Tabii hepimiz yani özel sektör olduğu için mutlaka yani evet, sözleşmeli çalışıyoruz. Yani devlete dayalı bir şirket değil bizim şey. Özel sektör yani. Özel sektör. Şahıs sektör. Kime ait burası? Oktay Oral. Oktay Oral. Yani aynen. Ne madeni? Oryx madeni. Oryx madeni. Oktay Oral'a ait. Evet. Yazan şimdi burada ikinci kazanın habercisi 2-2,5 önce geldi. Daha önce bir arkadaşımız burada sakatlandı. Göçükte kaldı gene. Allah'a çok şükür yani ölüm olmadı o zaman. Şu anda bile çalışamıyor arkadaşım gene. Peki siz nasıl gidiyorsunuz? Bu düz mü gidiyor bu maden yoksa aşağı mı iniyor? Düz gidiyor. İçeri nasıl giriyorsunuz? Düz gidiyor. Yürüyerek gidiyorsunuz. Yürüyerek. Peki başka bir araç yok mu mesela? 700 metre yürüyor musunuz yoksa araçlarla mı gidiyorsunuz? Traktörlerimiz var, mal alma gidiyor. Sadece şoförler var üstünde. He. Şoförler biniyor, mal aldığı yere kadar gidiyorlar. Biz de traktörlerin arkasından yayın hareketimizi yola devam ediyoruz. Şu aşağıdaki traktörler. Evet, aşağıdaki traktörler. Aşağıdaki traktörler, şunları diyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Anladım. Peki arkadaşlar nedir, maaşlarınız nedir peki? Bu maaşlarda sıkıntınız var mı orada? Bizim devlet de açıklama yaptı. Yeraltı madenlerde maaşların, maden işlerinin fiyatları yükselecek dedi. Bu sadece kömür ve taş ücretlerine geçerli dediler. Bizde herhangi bir yaptırım olmadı. Burada her kimimiz 1000 lira alır, kimimiz 900 lira alır, kimimiz 1500 lira alır, kimimiz 2000 lira alır. Var yani doğru standart maaşımız yok. Standart maaş yok yani. Yani asgari ücretin altında da alıyor musunuz yani? Ya, tabii ki alan arkadaşlarımız da var. Yani ne mesela kaç para alıyor? Asgari ücretin altı, 950'lerin altında çalışan var mı yani? Ya yeri geliyor oluyor. Ama mesela şimdi örneğin ben maaş etmediği zaman ben 2 gün işe gelmiyorum, yevmiyeye gidiyorum. Çünkü evim kira, evim geçirmek zorundayım ben. Maaşı az olduğu zaman mecbur ben yevmiye gidip bir şekilde gelmeden ücretimi yani kesiyorlar. Peki. Sizin duyduğunuz madenlerde ne kadar olması lazımdı maaşlar? En düşük yani şu yer altının maaşı 1500 lira olması lazım. 1500'ün üzerinde olması lazım. Asgari ücreti ilk katkıya zaten devlet açıklama yaptı bu işe. Açıklama oldu. Ama yani kömürle metali ayırdı. Aynen. Sonuçta aynı. Yani illa birilerinin de soma gibi metalde ölmesi mi lazım yani? Anladım. Sonuçta bu da yer altı. Aynı sistem. Sigorta aynı matraktan ödeniyor. Evet. Yer altı. Ama orada devlet ayırdı bunu. Peki sigortalarınız yatıyor mu? Yatıyor. Valiye peki hiç bunu müracaat ettiniz veya maden işleri maden dairesine müracaat ettiniz mi? Hocam hepsini kapatıyorlar onlar kendileri. Ya artıdan bizim sendikamız yok. Şu anda biz greve başladık ama bizde sendika olmadığı için biz kendi hakkımız yani şirkete karşı olmaya çalışıyoruz biz. Ama siz şirket atabilir şu anda. Tabii canım atabilir yani. Toplu şirkete çıkış verebilir. Yani toplu işten yaptınız sizi atıyorum diyebilir. Yani hiçbir hakta talep edemiyorsunuz. Aynen. Sigortalarınız tam yatıyorsa bir tazminat hakkınız. Tazminat hakkımız var ve bunları biz hiçbir şekilde talep edemeden bizi işten çıkartabilir. Edebilir yani. Evrak mı imzaladınız? Hiçbir evrak imzalamadık. Sözleşmede halkta tazminat talep etmiyorum diye bir evrak imzalatmaları lazım. Yoksa usulen sizi çıkarıp atamazlar yani. Herhangi bir evrak imzalamadık işten çıkışın. Siz farkında değilsiniz o zaman. Ama hiç çıkıp da tazminat alan arkadaşınız yok. Peki sorumlu müdür yok mu bu madende? Sorumlu müdür var. Dün konuşmaya geldi. Biz konuşmaya gittik. Hakareti yaptı bize. Hakaret etti. Biz de o yüzden haklarımızı aramaya çıktık. Yani. Ya biz bu sistemin değişmesini istiyoruz dedik. Sistemi siz öğretmeyeceksiniz bize diyor. Birimiz oradan çıkıyor bir şey diyor. İşle ilgili. Boş ya boğazlık yapmayın diye bize hakaretlerde bulundu. Bu ocağın bu şekilde kaza olacağını 8-9 ay önce bizim burada mühendis bir abimiz söyledi. Bu hani alt çatalak diye hitap ederdik buraya biz. Valçatalak dedi, ambarlama sistemini dedi, kaldırmayacak dedi. Zemin çok kötü, kirli malzeme dedi, tutamayız zemini dedi. Buraya dolgulu çalışmamız gerekiyor dedi. Ben, hani, o zaman ben de dedim, ya şefim dedim, onu sen yönetime söyledin mi dedim ben. Yönetime söyledim ama dolgulu sistem maliyeti yüksek olduğu için kabul etmiyorlar dedi. Ve bu ölümlü kazadan sonra ben tekrar inledim. Şef dedim, sen bunu görüştün mü dedim ben. O zaman söylemiştim ama diyor, şimdi kabul etmiyorlar diyor. Yani benim söylediğimi fikrimi diyor. Bu şekilde diyor, bize söylenmedi deniliyor diyor.
Ben de dedim savcılıkta gerekli ifadeleri vereceğiz dedim. Burada arkadaşımız çıkarttıktan sonra dedim, daha savcılığa ifade vermeyecek miydik? İfade vermeyecek miydik? Bu dedim ihmal bağladım. Yani ihmal olan bir yerde cinayet olur dedim ben. İş kazası olmaz dedim ben. Ondan sonra dün de aynı şekilde genel müdüre söyledim. Boş boğazlık yapıyorsun da otur yerine dedi. Kalktı gitti. Peki taşeron mudur, mühendis midir mesela? Maden mühendisi falan başınızdaki yoksa taşeron? Maden mühendisi. Maden mühendisi. Meşhur da Ocak'ta kaza alıyor. Biz arkadaşımızı ya kendi imkanlarımızla götürüyoruz. Adı nedir bu maden mühendisi arkadaşın? Sizlere böyle cevaplarım. Bize yani bu şekilde burasını iş sağlayış yönlüğümüz olmuş. Özcan Çakıcı var. Özcan Bey. Bu söyledi yani bu şekilde kaldırmaz ya. Bunu da yönetime söylemiş. Yönetim şu anda kabul etmiyor bunu teklifi. Yani bize kesinlikle böyle bir şey söylenmedi diyor. Ben dedim raporum varsa abi dedim ben. Yırtarsan yani bu işten sayırsın dedim ama raporu yoksa dedim. Yani gerekli cihazlar siz de görürsünüz dedim. Siz şimdi peki arkadaşlarınızın anladın mı bu ölümden dolayı savcılıkta ifade verecek misiniz? Vereceğiz abi. Peki arkadaşlar teşekkür ederim. Bir de bakalım sizin burada nerede yiyorsunuz, nerede içiyorsunuz? Evet. Yani bir de ben net bir şey duymak istiyorum ağzınızdan. Bu madende ekmek mücadelesi mi veriyorsunuz, yaşam mücadelesi mi veriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yaşam mücadelesi. Her ikisi de. Girdiğiniz zaman çıkışınız meçhul mu yani? Meçhul, aynen. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir de çalıştığınız yerlere, yemek yediğiniz yerlere bakalım. Biz de sonra yemek sevgili seyirciler, şimdi biz geldik madenin. İşçilerin soyunma odasına. Tabii ki biz haklı olarak çok modern, böyle çok güzel duşları olan bir yer bekliyorduk. Ve maalesef işler acısı. Size bir soyunma odası göstereceğim. Orası da çökmek üzere. Herhalde soyunurken madende ölen ilk yer burası olacak. Buyurun bakın soyunma odasına. Soyunma odalarımız burası. İşte elbiseler zaten çalışıyoruz. Tabii haliyle terliyorsun çalıştığın zaman asıyorsun. Ertesi gün yine ıslak giyiyorsun. Korumuyor elbiseler. Yani işçilik değil eziyet. Burası var soyunma odamız. Burası da işte gördüğünüz gibi işler arası. Sosyal faaliyetimiz çok. Şimdi sizin bu madende çıkardığınız kurşun dediğimiz veya kurşunu aldığınız malzeme bu mu? Aynen, içeriden çıkan malzememiz bu. Bunun içinde kurşun var, çinko var, bakır var. Ha, üç çeşit element var. Aynen, üç çeşit element var. Bunları fabrikada ayrı ayrı ayrıştırılıyor ama şu malzemeyi bizim ayakta tutmamız zor. Yani peki ben bir şey merak ediyorum ya. Ben şimdi burada bu ocağa girdiğinizde kaç kişi çalışıyorsunuz? Her vardiyle her damasın 15 kişi var en az. 15 kişi. Sizin kontrollü, belgeli, ateşçi ve patlatıcınız var mı içeride? Tabii ehliyetli arkadaşımız var ama tabii her vardiyle yetişemiyor şimdi. Her vardiyaya yapa gelemiyor. Tabii her vardiyada. Haftada bir kere olması lazım benim bildiğim patlatmanın. Burada kaç kere oluyor? Burada her vardiyada patlatma oluyor. Her gün? Tabii canım her gün her vardiyada olur. Yemeğe çıkarken olur. Yemeklerin vardiya bitiminde olur. Senin için bir belgen yok patlatmıyorum dedin ne oluyor? Ne patlatıyorsun abi? Mecbur patlatacaksın. Patlatmayacağım dediğiniz zaman ne yapıyordun? Maaşta keserler abi. Şimdi sonuçta keser yiyorlar. Yani şu kurşun madenini bak ne güzel sundurmanın altına almışlar. Sizin soyunma odalarınıza baktım. Maden böyle. Abi kurşun insandan daha değerli bizim burada. Burada. Ya Cevher abi sonuçta. Başlıkta. İnsan kıymeti yok bizim burada yani. İnsan kıymeti olsa bunun önlemler alınırdı. Peki teşekkür ederim. Kurşun. Hiç kimse gelmez. Burası ilk yemekhanemiz bizim. Senin olmaz. İçeri gir istersen kumda. Eczane pomus. İlaçtan tarihleri geçeyim.
Aşağı yukarı 20 bin kişi bana takip ediyor beni. İşte siyasiler var, valiler var, milletvekilleri var, Çanakkale valisi dahil var. Ben takip eden modellerden ötürüyle ilgili davranları yaptım. Onu takip ediyorlar. Biraz da kalorim istedi. Dikkatlerini çekiyor. Paylaşırsanız ne kadar çok paylaşırsanız. Sevgili seyirciler, şu anda Kalkın'a bağlı, Çanakkale valiliğine bağlı, Çanakkale İsıl'ın içinde Orex madenine ait Çatalca, Çatalak Dere Galerisi'nin önündeyiz. Burada günler önce bir arkadaşımız vefat etti, yaklaşık 2 hafta önce. Üzeyir Özçetin, 32 yaşında, Kocaseyit köyünden. Fakat madene biz geldik, televizyon olarak baktık. Madende bütün şartlar işçilerin ölümüne yönelik. Yani burada yerin altında ekmek mücadelesine mi gidiyorlar, ölmeye mi gidiyorlar? Bütün her şey, ne tahkimat, ne soyundukları yerler, ne yemek yedikleri yerler, tamamen insanlık dışı bir yer. Yani kısacası Afrika ülkesinden Somali'ye gitseniz Somali'de böyle bir vahşi madencilik olmaz. Ve artı çevreye madenden gelen suyun kimyasal atıkları olduğu gibi tabiata gidiyor, tabiat kirleniyor. Buradan ben sesleniyorum. Enerji Bakanı'na sesleniyorum, Maden Dairesi Genel Başkanı'na sesleniyorum. Özellikle Çanakkale Valisi'ne sesleniyorum. Özellikle de madenin sahibi Oktay Oral'a sesleniyorum. Burada insanlar ölüyor Oktay Bey. Siz para kazanacaksınız diye buradaki insanları ölüme mahkum edemezsiniz. Biz Körfez'de Olay TV ve Mustafa Karakaşlar olarak olayın takipçisiyiz. Bunu en üst noktaya kadar taşıyacağız.